Bu cumartesi programından Ankara stüdyolarından herkese kalplerinden geçen tüm duaların gerçekleşeceği mutlu bir yıl dilerim. Ben Doktor Sonay Öztan Gökhan. Bugün de sizler için dopdolu bir program hazırladık. Efendim, kısırlık çağımızın belki de en büyük problemi ve tüp bebek tedavisinde her geçen gün yeni şeyler duyuyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ekran başına diyorum. Çünkü kısırlık ve tüp bebek tedavisindeki gelişmeleri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recai Pabuççu ve üroloji uzmanı Profesör Doktor Kaan Aydos anlatacaklar. Sizler az sonramızı izlerken ben konuklarımı stüdyoya davet edeceğim efendim. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ekran başına. Daha önce tüp bebek yaptırıp da başarı alamamış çiftler ümitlerini kaybetmeliler mi? 40 yaş üstü kadınlar gebelik istediklerinde karşılaşılan problemler nelerdir? Tüp bebek uygulamalarından önce hangi testler mutlaka yapılmalıdır? Donmuş embriyo transferi mi, taze embriyo transferi mi daha başarılı? Tüp bebek tedavisindeki son gelişmeleri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recai Pabuççu anlatacak. Az sonra erkeğe bağlı kısırlık sebepleri neler? Azoospermik erkeklerde tüp bebek ne zaman yapılmalı? Yeni ROSI uygulaması testislerinde olgun sperm hücresi bulunmayan azoospermik erkeklerin baba olmasında yeni bir umut mu başlattı? TSE'ye geçmeden azoospermik erkeklere hangi genetik testler uygulanmalı? Erkeklerde kısırlık tedavilerinde son gelişmeleri üroloji uzmanı Profesör Doktor Kaan Aydos anlatacak. Az sonra. Hocam hoş geldiniz. İki değerli konuğumu bugün ağırlıyorum. Recai Hocam, 2020'de koronayla ilgili neler oldu? 2021'de neler bekliyoruz? Çok teşekkür ederim Sonay Hanım. Birçok sunucuyla beraber çalıştım. Ama bir hekim sunucu olması bizi daha da rahatlatıyor. Çok teşekkürler. Kesinlikle hocam, gerçekten. Çok memnun oldum sizlerle böyle bir programı yaptığımız için. Ben de sizin gibi 2021'in hepimize uğurlu olmasını, mutluluklar getirmesini, korona musibetinden kurtulmamızı diliyorum. Sabahleyin hocalarımızdan birinin canlı yayını vardı. Bu aşı vesaire ile ilgili gelişmeler. Hiçbir şekilde aşıya güvenip emniyeti, mesafeyi, evet, hijyeni hiçbir şekilde bırakmayacağız. Ve gerçekten tabii ki maske başta olmak üzere bu yıl sonuna kadar mutlak ve mutlak bu önlemlerle gideceğiz gibi gözüküyor. Yani işimiz biraz zor. Evet. Şimdi korona ile ilgili olarak Mart ayında itibaren tüp bebek merkezleri, geçen programımda da söylemiştim, biraz çalışmalarımızı erteledik. Acil olan vakaları, kanser ve 40 yaş üstü olan vakalarımızın yumurtalarını eşlerinin spermiyle alıp dondurduk. Bunları yani birleştirip dondurduk, embriyo yaptık. Sonra Haziran'dan itibaren tekrar çalışmalarımıza başladık ama tabii çok kontrollü bir çalışma. Evet. Hasta sayılarımız tabii ki azaldı. Haklı olarak hem ekonomik nedenler hem de insanların tedirginliği çok önemliydi. Bütün önlemler alınarak yapılan işlemler belli. Evet. Sabah kan alınıyor, muayeneler yapılıyor, ultrasonlar yapılıyor. Daha sonraki aşama yumurta toplanıyor. Daha sonraki aşama transfer yapılıyor. Sonra tekrar muayeneler başlıyor. Böyle ikişer üçer saatlik bölümler halinde katlara hemşireler ayrı ayrı konulmak şeklinde bu problemi çözdük. Allah'a şükür merkezimizde de ciddi bir korona komplikasyonuyla karşılaşmadık. Tabii zaman zaman pozitifler çıktı ama ciddi bir klinik tablo oluşmadı. Zaten toplumun %60'ının 70'inin enfekte olmasını istiyoruz veya aşıyla aynı şekilde antikora kavuşmasını istiyoruz. Böylece çalışmalarımız gidiyor. HES kodu mutlak surette zorunlu hale getirildi. Ateş kontrolü, bilgilendirme, hijyenik koşullar hepsi sağlandı. 2021'e daha sağlam gidiyoruz. İnşallah. Sadece son yılbaşından birkaç gün önce Sağlık Bakanlığı'ndan bir talimat geldi. Şehirler arası gamet, yani sperm, embriyo, yumurta nakli yasaklandı. Onunla ilgili diğer önlemler alınması koşuluyla şu anda devam ediyoruz. Tamam. Hocam, yeni yılda çocuğu olmamış olan ailelere neler öneriyorsunuz?
Efendim şimdi bu konu çok önemli. Ben bu konuyu kabaca hesaplamıştım. %15'i çiftlerin çocuk sahibi olamıyor. Biz de tüp bebek yöntemiyle bunların bir %5'ine %6'sına yardımcı oluyoruz ama Türkiye'deki tüp bebek merkezi sayısı 150. Senede yapılan tüp bebek uygulaması ortalama kabaca söylüyorum 80 bin, 90 bin. Hadi 100 bin deyin. Evet. Eve canlı bebek götürme oranı dünyanın neresinde olursanız olun, başkası hep yalan yani doğru ifadeler değil, %25'i geçmez. Yani her tedaviye başlayan 4 kadından birisi ancak evine canlı bebek götürüyor. Gebelik testi pozitif olmuş, kimyasal düşmüş, bunların bir anlamı yok. Erken düşük olmuş, geç düşük olmuş, erken doğum. Önemli olan nedir? Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca değil mi? Bebeği alıp götürmek. Evet doğru. Hep yabancı literatürde de take home baby rate derler bu orana. Canlı eve canlı bebek götürme, sağlıklı bebek götürme. Dolayısıyla bu oran %25. Şimdi düşünün her sene bu demektir ki 20 bin ile 25 bin arası Türkiye'de eve canlı bebek geliyor tüp bebek yöntemiyle. Türkiye'de ben size söyleyeyim 1 milyonun üzerinde çok daha fazla ama kabaca çocuğu olmayan çift var. İşte Kaan Hoca söylesin. Evet. 1 milyonun çok üzerinde de az 3 milyon civarında hocam. Buyurun. Yani rakam göre. Kaba şeyler bunlar. Yani bu demektir ki 4 milyona yakın ailenin çocuğu yok. 4 milyon neresi? 25 bin neresi? Aynen, yani evet. Hesaplayın oranları. Yani bizim yaptığımız iş tabii çok küçük bir katkı. Amerika'da bir çalışma yaptılar. 3 ay tüp bebek oranları tüp bebek yapılmazsa 30 bin ki Amerika'da çok sayıda tüp bebek merkezi var. 30-31 bin civarında bebek eksik doğdu bu sene diye şey yaptı. SART dataları derler Amerika. Hocam, öyle bir yayın yaptı. Bir dakikalık bir şey istiyorum sizden. Çok fazla WhatsApp sorumuz var. Sevgili izleyiciler, ekranın altındaki numaradan WhatsApp sorularınızı sorabilirsiniz. Ben hocalarımıza iletiyor olacağım. Kusura bakmayın hocam, tekrar devam edelim. Rica ederim. Şimdi gelelim. Tüp bebek sahibi, daha doğrusu çocuk sahibi olmak isteyen ailelere. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle şunu öneririm. İki tane konu var. Bir tanesi 40 yaş üstü kadınlar, bir tanesi de azoospermik hastalar. Azoospermik hastalar tıbbi tedavi olacağım diye lütfen uzun zaman beklemesinler. Bakanlığımızla teşviki mesai halindeyiz ama onlar o kadar yoğunlar ki korona dolayısıyla oturup bir komisyonları bile toplayamıyoruz. Biz dernek olarak, ben Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim, geçmiş başkanıyım, kurucu başkanıyım. Bakanlığa çok teklifte bulunduk ama toparlanamıyoruz. Şunun için toparlanamıyoruz. Azoospermik olup da hanımı genç olan ama yumurta dondurmaya müsaade alamadığımız vakalar var. Bu hanımlar 40'ı geçecekler birkaç sene içinde. Bu sefer yumurtaları bitecek. Birçok hasta öyle geliyor. Dolayısıyla bunların yumurtalarının alınıp tabii bütün yasal çerçeve içinde dondurulmasına izin çıkması lazım. Var yumurta dondurma izni ama 40 yaş üstü olacak. AMH değeri, bu yumurta rezervini gösteren test, birin altında olacak. İşte kurul kararı vesaire. Onu da dernek olarak biz çıkmasına çok yardımcı olduk ama değil mi Kaan Hocam? Evet hocam. Özellikle çok, bu azoospermik hastaların hanımlarının evliliklerinin devam ettiği sürece yumurtalarının dondurulup saklanması konusunda bize Sağlık Bakanlığımızın mutlak yardımcı olması lazım hastalarımıza. Evet, bu grup hastalar mutlak surette acilen tüp bebek tedavisine girsinler. Evet. Hiç beklemesinler. Hele 40 yaş üstü yumurta hem azalıyor hem genetik olarak bize problem. Bölünme hataları dolayısıyla başarımızı çok diplere daha vuruyor. Sağlıksız çok çocuk doğumu da daha çok artıyor değil mi hocam? Evet, bu başarımızı çok azaltıyor. Dolayısıyla bir an önce hemen tüp bebeğe başvurmaları gerekiyor. Hocam, daha önce tüp bebek yaptırmış. Etrafta ben kendi hastalarımdan da çok duyuyorum. Bir kez yaptırdım, başarısız oldum. İşte imkanlarımı zorladım. İkinci defa da başarısızlık oldu. Bu kişiler bütün ümitlerini yitirmeliler mi? Çok istiyorlarsa ne yapmalılar bunlar? Teşekkür ederim Sonay Hanım. Bu çok güzel bir soru. Şimdi ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Biz Yüce Allah'ın bize verdiği yoldan, işte verdiği akılla, onun yaptığı yöntemlerle ondan kopya çekerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani şu anda dünyanın en iyi tüp bebek merkezinde
Kadının tüpleri tıkalı, evet. Yumurtaları iyi, kocasının spermi iyi. Bundan birinci sınıf embriyo yapın, en iyi kaliteli. Evet. Gebelik şansınız maksimum %40-45. Hı. Üç uygulamada belki %60-70'lere çıkarsınız. Hı-hı. Bilemediğimiz çok şey var. O sperm, hangi sperm gidip yumurtaya giriyor hala o sır. Bilmiyoruz. Evet. Yani geçen programda da söylemiştim. Siz de, ben de, Kaan Hoca da, hastalarımız da babalarının 250-200 milyon sperminin birisi yumurtaya girmiş olmuşuz evet. hepimiz. Ama hangisi değil mi bilmiyoruz. Yanındaki olsa ne olurdu kim bilir. Bilmiyoruz yani. Hala evet. bu sırrı bilmiyoruz. Embriyologlar ne yapıyorlar? Mikroskop altında bakıyorlar. Şu iyi diyorlar, seçiyorlar. Belki onun genetik defekti var, bilmiyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Tüp bebek 78'lerde, 79'larda başladı. İşte evet. Louis Brown oldu 40 küsur yaşında. Çocuk doğurdu. Ama o zaman başarı %5, %10'du. İşte 40 senede geldiğimiz nokta %40-45. Hala inovatif bir yöntem. İnşallah bu %100'lere çıkacak ileride İnşallah. Ama bilmiyoruz. Biraz sonra bahsedeceğimiz azoospermik evet. yöntemler de daha işin başlangıcında. Bu hastalarımızın moralini bozmaması lazım. Sağlıklı bir karı koca evleniyor. Evet. İlk gece mi kalıyor? Bizim eski Türk filmlerindeki gibi değil yani olay hiçbir evet. zaman değil mi? Evet. Orada hemen biliyorsunuz bir tecavüz sahnesi olur, bir şey olur, hemen hamile kalınır. Tabii onların vermek istedikleri dersler ayrıydı ama bizde öyle değil. Bir yıllık korunmama sonucuna göre biz hep ölçeriz. Dolayısıyla birisi birinci ayda kalıyor, biri yedinci evet. ayda, biri onuncu ayda bilmiyoruz. Yani bir tüp bebek uygulamasında gebe kalamadı, bırakmasınlar. Evet. Eğer tüp bebek yapılması, endikasyonu yapılması şartı konduysa, işte bütçelerinin, beyinlerinin, güçlerinin, ne diyelim, sabırlarının evet. yettiği ölçüde buna devam Maksimum etsinler. Maksimum bir sayı var mı hocam? 5, 6 olabiliyor mu? Valla ben 44. uygulamada gebe kalan birisini biliyorum. Gerçekten. Ama bizde değil tabii 44. o kadarını. Olmaz o var ama evet. tabii bir zararı yok. Eğer bu bahsettiğim faktörler yetiyorsa olsun, moral bozmasınlar. Bütün problem iyi embriyo oluyor mu? Ona bakmak evet. lazım. Bütün iş o. Eğer iyi embriyo olup da gebe kalamıyorsa hemen genetik yapılmalı embriyoya. İyi embriyo olup da evet. gebe kalamıyorsa rahime bakmak lazım. Bir de iyi embriyo olmuyorsa ne yapmak lazım? İyi embriyo olması için birçok işler var. O yeni yöntemleri evet. denemek lazım. Sperm seçiminin yeniden değerlendirilmesi lazım. Yumurtaya aktivasyon yapmak lazım. Evet. İşte yumurtanın kabuğunu azaltmak, inceltmek lazım. En iyi spermi böyle mikroçip vesaire gibi yöntemlerle seçmek lazım. Yani en az 20'ye yakın yeni inovatif yöntemi kullanmamız gerekiyor. Evet. Hocam seyircilerimizden çok soru var. 3-4 tane araya bir seyirci sorusu tamam. koyacağım. Kolay gelsin. 2 ay önce azoospermi olduğumu öğrendim. Her sperm testinde 6-7 tane hareketli sperm görünüyordu. En son verdiğimde hiç ilaç kullanmadan sigarayı bırakıp 100 bin spermim çıktı. Genetik sperm sayısı neye göre değişiklik gösterir? Genetik testim normal. FSH hormonum 15 çıktı. FSH neden yüksek çıkıyor? İşte uzmanı burada cevap versin. Bunu bize anlayacağımız ama, bir dilde lütfen ama hocam. Ama imdatlarını biz yetişeceğiz yine ürologlarına. Kaan hocam cevabı sizden istiyoruz. Peki ben de evet. sağlıklı günler dilerim herkese. Çok kısaca sorular fazla olduğu için fazla evet. uzatmayalım. Testislerin sperm üretiminin bozulduğu her olguda FSH yükselir. O yüzden neden yükseldiğinin cevabı testisler sperm üretimi bozulmuştur. 100 bin civarında sperm çıkması tüp bebek için bir adaydır. Genetik bozukluk illaki kanda yapılan kan testleriyle aynı olmayabilir. Sperm üreten kök hücrelerin kendi genetiği farklıdır. Evet. O nedenle bunu bir süredir Reca Hocam'la birlikte ejekulatta markerlara bakarak bu spermlerin kendi genetikleri hakkında da fikir edinmeye başladık. Bunlar da biriktikçe ileride biz daha yönlendirici olacaktır. O yüzden kanda çıkan genetik sonuçlarla spermlerin kendi kök hücrelerinin genetik sonuçlarını karıştırmamak lazım birbirine. Ancak bunların sperm DNA hasarlarının fazla olma olasılığı fazladır. Bu kadar sperm üretimi bozuksa bu olgularda belki başarısız tüp bebek denemelerini testislerden alınacak daha sağlıklı spermlerle yapmak daha faydalı olabilir. Hatta Kaan Hocam da biliyor bu grup şeye benziyor, kripto. Evet hocam kripto. Bunlar da zaman zaman sperm çıkıyor. Hele bu arkadaşımız mesela çok şanslı, bırakmasın, devamlı evet. gelsin. Allah'tan elimizde bizim şimdi dondurma yöntemlerimiz var. Biz bunları donduruyoruz 3 kere, 5 kere, 4 kere, 10 kere. Bunların arasında belki bir kullanımlık en iyi spermleri işte ya Harika. Mikroçiple ya IMSI ile evet. ya çift kırılmayla seçme yöntemlerimiz var.
Hocam diğer soruya geçiyorum. Hemen hızlı okuyacağım. 12 yıllık evliyiz. Eşim azosperm 2 defa TSE oldu. Ama olgunlaşamamış sperm çıktı. Bize yardımcı olur musunuz? Ne yapmamız gerekiyor? Kaan Hocam buyurun. Tek cevabı var. Bu yeni Rossi tekniğinden fayda görebilirler. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bu konuda araştırmaya ve şeye girsinler. Zaten biraz sonra bu konudan bilgi vereceğiz. Recai Hocam, polikistik over hastaları tüp bebek uygulamalarında hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Efendim, geçen programda o kadar çok polikistik over sorusu geldi ki ben özellikle size rica ettim. Eğer bir soru gelirse bu konuyu biraz açalım diye. Ben sadece polikistik over hastalığının üreme dönemindeki problemlerinden bahsedeyim. Çocuklukta, ergenlik döneminde, hatta menopoz öncesi dönemde, menopoz sonrası dönemde de çok problemler var. Kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, meme kanseri, bir sürü problemlerle karşılaşıyoruz. Bir kere bu arkadaşlarımız, bu hastalarımız %80'i kilolu bunların. Kilolarını verecekler. %20'si zayıf. Bir kere kilo problemlerini çözecekler. Ne yapacaklar? Yaşam değişiklikleri, diyet ve spor. Bununla çözmek mümkün. Herkes bunu yapıyor. İnsülin direnci de oluyor galiba, evet, değil mi hocam? Yok, ben de işte su içsem yarıyor falan, böyle bir şey yok tabii. Yani güzel bir diyetle ve sporla gönüyor. Bunların yaklaşık %40'ında zayıflarda da oluyor. Kilolarda biraz daha fazla insülin direnci var dediğiniz gibi. Biz kliniğimizde ben de hem benim ekibim, asistanlarım hepsi böyle bir polikistik over hastası geldi mi mutlak surette bir insülin direnci ölçeriz. Çok kolay. Açlık kan şekeri 12 saatlik çarpı insülin bölü 405. 2,5'un üzerindeyse insülin direnci var. Bu kadar, HOMA indeksi diyorlar buna. Kendileri bile ölçebilirler. Birçoğu yapmıyor bunu. Eğer ultrasonda polikistik görünüm varsa, tüylenme, işte cilt yağlılığı, saç dökülmesi, kilo alma gibi klinik belirti veya kanda böyle bir şey varsa, erkeklik hormonu bir parça yükseliyor. O varsa, testosteron yükselmesiyle ilgili belirti varsa. Üçüncüsü de adet düzensizliği. Bunlar geç adet olur. 3 ayda, 6 ayda, bazen hiç olmaz ilaçla olur. İşte bu 3 tanesinden ikisi varsa polikistik over tanısı konuyor. Yani sırf ultrasonda baktığınız polikistik tek başına değil. O bize ne sinyal veriyor? Arkadaş diyor, bu hanıma dikkat et. Eğer sen bunda kantarın topuzunu kaçırırsan ilaçla, bu kadın OHSS olur. Yumurtalıkları çok aşırı büyür, vücudu su toplar. Ölümler oldu bundan. Allah'tan şimdi ilaç protokollerindeki bazı değişikliklerle bunun önüne geçtik. İkincisi, donma işi bizi kurtardı. Hemen bunların embriyolarını dondurup saklıyoruz. Bir sonrakinde %10-15 fazla başarıyla transfer ediyoruz. Donma ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor ama tabii bunlara göre kıyaslanırsa daha az. Bir bakıyorsunuz 20 tane embriyo dondurmuşuz. Çocuğunu yapıyor, 2 sene sonra bir daha geliyor, 3 sene sonra bir daha geliyor falan. Yani aile sayısı dondurulmuş embriyolarla artıyor. Dolayısıyla morallerini bozmasınlar. Bunlar bizim korktuğumuz ama en kolay gebe bırakabildiğimiz hasta grubudur. Bu kişiler evli olmalarına gerek yoktur değil mi hocam? Yani normalde öncesinde polikistik over tanısı olması için. Yani bir genç kız adet olmuyorsa, canım, sıkıntısı varsa, sizin bahsettiğiniz bu problemlerden herhangi biri varsa doktora başvurup daha öncesinde tedbirini almalı. Bunlar da özellikle adolesan dediğimiz cinsel olgunluğa yeni başladıkları dönemlerde. İnsülin direnci çok var bunlarda. İnsülin direnciyle bile o şeker hastalıklarında kullandığımız içinde metformin içeren preparatlar bunlara çok etkili, çok faydalı. Hem kilo verdiriyor, hem de diyetlerini düzeltiyor, hem de insülin dirençlerini kırıp az yediriyor. Az yiyince tabii dolaylı olarak kilo da azalıyor. Hocam, o kadar çok seyirci sorusu var ki seyircilerimizi de kırmamak adına birkaç soru yine yanıtlamanızı isteyeceğim. Benim yumurtalarım boş. Doktorlar öyle söyledi. Tüp bebek ve aşılama denedim. Olmuyor. Ne yapmam lazım? Yumurtalarımın içi dolması için teşekkür ederim demişler. Çok üzgünüm. En zor 1-2 yumurta değişikliği programı var. Bir de in vitro matürasyon. Belki onlardan faydalı. Yani yumurta ilkel safhada alınıp dışarıda olgunlaştırılıyor. Evet. Yani bu günde bir olay. Çok nadir. Bu arkadaşımızın işi zor. Sperm sayım %50 hareketli. 2 defa aşılama yaptım. Eşim de bebek sahibi olamadık. Ne yapmamız gerekir? Lütfen neler önerirsiniz? Ben Kaan hocama da söz vereyim ama aşılamada biz ne yapıyoruz? Normal vajinaldan sperm kabaca 1 mililitrede 50 desek, 5 mililitrelik bir volümle, hacimle 250 milyon sperm. Hatta şöyle arkadaşım gösterebilirse göstereyim.
Şurası vajina, rahim, tüpler, yumurtalık. Yumurta atılıyor, tüpe gidiyor. Bu bölgede 2-3 gün kalıyor. Yumurta bekliyor burada 2-3 gün. İlişki olduğu zaman buraya 250 milyon kabaca, buraya 5 milyon çıkıyor. Hepsini bu rahim boynundaki süzgeç hücreler hepsini temizliyor. Hmm. Anomaliler, çift başlılar, kuyruk anomalileri hepsini temizliyor. Müthiş bir mekanizma var bu süzgeçte. Buraya yaklaşık 5000 tane, yarısı bu tarafa yarısı bu tarafa gittiğini varsaysak. Buraya 2500 sperm gidiyor. O konunun başında, konuşmamızın başında söylediğimiz bir tanesi giriyor yumurtanın içine. Yani bu demektir ki her 100.000 spermden bir tanesi buralara ulaşabiliyor. Evet. Aşılamada ne oluyor? Sadece bu süzgeci geçiriyorsunuz. Yine tüpte gidecek. Evet. Yine zayıfsa aynı yolu kat edecek. Evet. Yine yumurtaya girerken aynen, zorlanacak. Yani ben aşılama konusunda çok iyimser değilim. Anladım. Yani bu aşılamalar zaten 3 uygulamada %20'yi geçmez. Amerika'da bir fast track diye bir çalışma yaptılar. Klomifen sitrat diye kullandığımız ilaçlar var. Özellikle bu polikistik over hastalarında. Bu hastalara 3 ay 4 ay ilaç verdiler. Gebe kalanlar kaldı. Kalmayanları 2 kola ayırdılar. Birinci kola 3 kez aşılama, başarılı olmazsa tüp bebeğe. İkinci kola direkt tüp bebeğe geçtiler. Evet. Tabii Amerikalılar her şeyin cost efektif dediğimiz kar zararına bakarlar biliyorsunuz. Uzun dönemde hem harcadıkları para hem zaman hem de bebeğe çabuk kavuşma açısından tüp bebek yöntemi daha öne geçti. Evet. Yani o nedenle bu arkadaşımızın tüp bebek zamanı gelmiş derim. Kaan çünkü hocam, her şeyi kısa devre yapıyoruz tüp bebekte. Anladım. Kaan hocam. Değil mi hocam? Katılıyor musun? 13 aynen yıllık... katılıyorum hocam. Bu zamanlı COVID ile aşılamanın arasında da çok büyük bir fark yok herhalde hocam. Değil mi? Aynı yani, evet. Kaan hocam size bir soru sormak istiyor seyircilerimiz. Merhaba, 13 yıllık evliyiz. Testlerde eşimin sperm sayısı 0 çıkıyor. Nasıl bir tedavi sonucu bebek sahibi olabiliriz? Azoospermik bir olgumuz, ejakülatta ölü ya da canlı hücre çıkmaması. Bunlar da öncelikle azoospermin nedenini anlamak lazım. Evet. Obstrüktif olabilir, hormonal eksiklik olabilir. Azoosperm olguların yaklaşık %10'u yani 10 hastadan biri tedavi edilebilir ancak. Geriye kalan %90'ı testislerden alınacak spermlerle tüp bebek adayıdır. Teselli. O %10'luk kısım ya kanal tıkanıklığına bağlı olabilir ya da beyinden salgılanan hormon eksikliği olabilir. Bunlar uygun tedavi edilirse ejakülatta sperm çıkması sağlanır. Ama %90'lık büyük bir kısmında testislerden sperm alacağız. Bu testislerde sperm çıkıp çıkmaması için de önceden bir takım öngörüde bulunacağımız testler yapılabilir. Bunların da bir kısmında olgun sperm %30'unda ancak bulunabilir. Geri kalan %70'i birazdan belki daha geniş konuşacağız. Yeni Rossi tekniği için adaydır. Anladım. Hocam, Recai hocam, 40 yaş üstü kadınlar gebelik istediklerinde karşılaştıkları problemler nelerdir? Efendim, şimdi hanımlar bana kızıyorlar. Günümüzde tabii evlenme yaşı çok ileriye çıktı. Ben hep söylüyorum, ideal anne olma yaşı 25-30. Diyeceksiniz ki ya 25 yaşında okul yeni bitiyor, evlenecek ve onu beğenecek. Evet. Ondan sonra uzun bir süre bebek yapmayayım diye plan yapılacak, ev alacaklar, araba alacaklar değil öyle mi hocam? Öyle de günümüzde. Evet, tabii bunlar çok iddialı hanımlar. Bunlar aynısını yapıyorlar. İşte diyor ben müdür olayım, sınavları kazanayım falan olayım, yönetici olayım. Yaş 40'a dayanıyor. Evet. Her, hayatta her şeyi kazandılar ya. Haydi çocuk yapalım diyorlar. Tabii bu sefer problemler ortaya çıkıyor. O yüzden lütfen bu çocuk işini alıp hemen paketleyip bir tarafa koysunlar çocuğu. Çocuklarını kucaklarına alsınlar. Bu yaşlar çok ideal. 35'ten sonra azalıyor. 38'den sonra çok azalıyor. Bakın 38-40 yaşa kadar, hadi 40 deyin ama bana göre 38-39'lara kadar 100 kadın kocası sağlıklı, kanalları açık, hiç problemi yoksa 85'i bir yıl içinde gebe kalırken 40-42 yaş aralığında bu %15'lere düşüyor. Çok düşük. 42-45'lerde %5'lere düşüyor, %10'ların altına düşüyor. 45'ten sonra sıfır. Yani bu kadar dramatik bir tablo. Eğer bu 38 yaş üstüne gelmişse yok haptı, aşılamaydı, hiç uğraşmasınlar. Hemen tüp bebek yöntemiyle hem bypass yapılıyor. Evet. Tüp bebek er meydanı. Ne yapıyoruz? Önce embriyo oluyor mu ona bakıyoruz. Bazılarında hiç embriyo olmuyor. Yumurtanın kabuğu kötü çıkıyor. Sperm yumurtayı veriyorsunuz döllemiyor. Bölünmesi lazım. İkinci gün 4 hücreye bölünmesi lazım. Bölünmüyor, kalmış. 5. güne gidemiyor. Hep bunları tüp bebekte görüyoruz. Bir sonraki uygulamada ona karşı önlemler alıp ama bu kadın kendi kendine gebeliği denerse
zaman geçecek, bu 42-45 yaş dilimine gelecekler. Oran bir de düşecek. Tabii genetik yapma şansımız oluyor. Ne yapıyoruz? Embriyoları biyopsi alıp genetiğe gönderiyoruz. Sağlıklı kromozoma sahip embriyoyu yerleştirdiğimizde işte o zaman o %40'lı 45'li rakamlar %65'lere 70'lere çıkıyor. Yani o nedenle hep bizler gibi üreme tıbbı ile uğraşan bir sürü merkezler var. Onlarla bağlantılı haline gelmeliler. Anladım. Peki donmuş embriyo transferleri taze embriyo transferlerine göre daha mı avantajlılar, dezavantajlılar mı? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce bu soruyu sorsaydınız ya işte taze yapalım derdik. Evet. Çünkü donmuş embriyolardan iyi gebelik elde edemiyorduk. Teknolojimiz zayıftı. Slow freezing dediğimiz yavaş dondurma yöntemi vardı. Şimdi vitrifikasyon dediğimiz hızlı dondurma yöntemi var. Çok pratik. İnanın dondurulan embriyoların %90'ı 95'i böyle papatya gibi doğuyor, çıkıyorlar. Eksi 196'da. Şimdi bize ne avantajları var? Polikistik over hastalarında rahimin bir bebeği kapma günü var. 19-22. Günler arasıdır bu fizyolojide. Bizde de yumurtayı topladığımızın 5. 6. günüdür. Ona denk getiremiyorsunuz. İleri yaş grubunda da öyle. Bir yumurtaya, iki yumurtaya çalışıyoruz. 20. günde olgunlaştırma yenisini verip ondan 2 gün sonra topluyoruz. Rahimin o günü kaçıyor. İkinci grup size bu. Polikistik over hastalarında bu. Üçüncü grup genetiğe gidecek embriyolar var. Evet. Ne yapacağız? O 10 gün 15 günde sonuç geliyor. Onları da donduruyoruz. Bu dondurulmuş embriyolar bize çok ayrı bir kriyobiyoloji diye bu bilim dalı. Müthiş bir ufuk açtı. Bazı sorunlar oluyor. Biraz bir 100-200 gram fazla doğuyorlar. Evet. Bazen ikiz gebelikler falan artıyor. Çok bölünüyorlar içinde ama bize getirisi götürüsünden çok çok fazla. Dolayısıyla bugün donma uygulamaları iyi olan klinikler çok çok başarılı. Hatta bazı tüp bebek merkezleri tazeyi tamamen bıraktılar. Tamamen donma yapıyorlar. Türkiye'de de Avrupa'da da. Şimdi tüp bebek uygulamasına karar verildi. Bunlar için mutlaka olmazsa olmaz olan testler nelerdir? Şimdi tabii Kaan Hoca spermi söylesin. Evet. Biz tabii üremeyle uğraşan bir grup olduğumuz için önce sperm analizi yaptırıyoruz. Önce gel arkadaş diyoruz, bir görelim. Ak koyun, kara koyun nerede? Öyle bu iş hanımın üstüne yıkılmakla olmaz diyoruz. Bakıyoruz. Önce erkek erkeği onlara vereceğim. Evet. Biz mutlaka bir adetin hemen bitiminde rahim filmi isteriz. Adetin 2-3. Günü bir vajinal ultrasonla yumurta sayısını bakarız. Yumurta folikül deriz ona biz. Yumurta sayısı demeyelim. Folikül içinde yumurta olması olasılığı olan yapılar. 5 ile 10 arası her iki yumurtalıkta olması lazım. Adetin 2. günü FSH 12'nin altında olması lazım. AMH değeri de 2'nin üstünde istiyoruz. Yumurta. Bu değerler çok önemli. Evet. Bu öyle olduğu zaman işte biz korunacağız, yaşımız 25-28 buyur kardeşim istediğiniz kadar ama çok uzatmayın deyip spermi de normalse gönderiyoruz. Ama AMH 1'in altındaysa hemen tüp bebeği alıyoruz. Tüpler tıkalıysa laparoskopi dediğimiz endoskopi yöntemlerle açmaya çalışıyoruz. Açamazsak yine tüp bebeği alıyoruz. Başka miyomlar, kistler vesaire varsa bunların tıbbi tedavilerini yapıyoruz. Ama bazal olarak bir erkek bize sperm sayısı 5 milyonun altında geldi mi biz ürologlara gönderiyoruz. Hocam söylesin. Kaan Hocam, burada size hemen bir soru sormak istiyorum. Azoospermik hasta ne demektir? Bize bir bahsedebilir misiniz? Öncelikle Reca Hocam biraz önce bahsettiği gibi yani yeni evli bir çift, eşinde bir problem yok. Bunlar doğal yolda çocuk istedikleri zaman sperm tahliline bakıyoruz tabii. Evet. Sperm tahlili artık belki biraz basit kaldı. Çok biraz daha sofistike testler de buna eklendi. Özellikle oksidatif strese bağlı çünkü artan çevresel faktörler nedeniyle yıllar geçtikçe bu spermlerde bozulma, DNA hasarı dediğimiz olay ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu yönde bir tedavi vermek için bunun tanısını koymalı. Yani DNA hasarları oranına bakılabilir. Sentriolle ilgili, mitokondriyle ilgili bir takım incelemeler yapılabilir. Ama bunlar için öncelikle eşinin yani kadının herhangi bir geciktirmeye bağlı problem çıkaracak sorunu olmaması lazım. Bu nedenle sperm tahlilinde sayı ne olursa olsun bir yönde doğal yol beklenilebilir. Ama gerekli incelemeler yapılıp buna yönelik tedaviler verildikten sonra. Azoospermi en ciddi olanı. Azoospermi şöyle söyleyeyim.
yaklaşık olarak her 100 kişiden ikisi toplumda erkeklerden günümüzde azoospermik. Bu belki değişen, bozulan çevresel şartlara bağlı ya da genetikteki bir takım değişikliklere bağlı ortaya çıkabilir. Azoospermi ejekülatta sperm tahlillerinde ölü ya da canlı sperm çıkmamasıdır. Ancak tek tahlil yetmeyebilir. Evet. En az 2 hafta arayla 2 kez tahlil yapılması ve özellikle son 2-3 ay içerisinde ağır enfeksiyonlar geçirdiyse, ateşli hastalıklar, o zaman bir kez daha tekrar edilmesi bu tahlilin, emin olmak lazım ki ejek. Çünkü bazen 2 kez üst üste ejekülat aldığımızda tek tük de olsa sperm hücresi görebiliyoruz. Evet. Pellet pozitif azoospermi diyoruz bu tür olgulara. Çıkan DNA hasar oranı gebelik sonuçlarımızı olumsuz etkiliyor mu? Kaan Hocam cevapladı. Gerçekten zor hastalarda biz bunu görüyoruz. Evet. Bunun tedavisini de gayet güzel bir şekilde anlattı. Ya onlar antioksidan tedavi veriyorlar ya da mecbur kalırlarsa da iğneyle çekip, değil mi hocam? Testislerden olarak yapabiliyoruz. Testospermiyle yapıyoruz. Evet. Recai Hocam, sizin Rozi yöntemiyle çok ilgilendiğinizi çok iyi biliyoruz. 2 senedir Rozi yöntemi çok popüler bir yöntem. Biraz bize bu yöntemle ilgili bahsedebilir misiniz? Efendim çok teşekkür ediyorum. Şimdi 95'li veya 92'li 93'lü yıllardı. Evet. Ben bir Belçika'yı ziyaret ettim. Orada Free Üniversite var, çok meşhur. Hı hı. Bir de Skoysman diye bir hoca vardı. Kadın doğumcu bu adam. Testisten sperm alıp bebek yapıyoruz dedi. Deyince herkes ayağa kalktı. Ürologlar da ayağa kalktı. Bu nasıl iş falan diye. Hı hı. Hakikaten çok başarılı uygulamalar yaptılar. Ülkemize de getirdiler bu teknolojiyi. Çok şey yaptılar, değil mi, işte belirli hastanelerde. Ve tıpta bu çığır oldu. Çok. Ama tabii gördüler ki azoospermik hastaların %20-25'inden ancak sperm bulabiliyorlar. Ancak. Gerisinden maalesef bulunamadı. Hı hı. Bu böyle olunca 2005'lerden sonra Belçika'da Tesarik diye bir meslektaşımız dedi ki ben üçüncü basamak, işte şurada resmini de getirdim gösterirlerse. Çünkü sperm, hocamız daha iyi anlatır, 4 basamaklı bir yolaktan geçiyor. Üçüncü basamak bölünmesini tamamlamış, haploid dediğimiz 23 kromozom. Diğer 2 basamak 46, onlar 23 kadınla birleştirme 69 olmaz. Bunları biz dedi yumurtanın içine sokuyoruz ve bebek yapıyoruz dedi, embriyo falan. Tabii bundan sonraki basamak en son kuyruk çıkarmaya başlayan ve kuyruk çıkaran bu basamaklardan geçiyor. Bunların embriyo osuyla bebek. Biz 2005'ten 2018'lere kadar hiçbir gebelik yapamadık yani. Yok, İstanbul'dan bir grup belki bir tane yaptım dedi, düşük oldu. Dünyada da çıkmadı. Evet. Ve herkes kök hücreyi bekleyelim, şunu bekleyelim. Bu insanların hanımları da menopoza girdiler ve bu dönem böyle kapandı. Ta 2018'de Tanaka dedi ki arkadaş ben bunu yapıyorum ama ben bunu yaparken bunun içindeki genetik materyali yumurtanın içine bırakması için o spermatiti aktive ediyorum elektrikle dedi. Hem yumurtayı hem spermi bir aktivasyon kazandırıyorum dedi. 18 tane gebelik yayınladı, 19 tane pardon. Ondan 3 sene sonra da doğmuş 90 tane bebeğin canlılık oranlarını, sağlıklarını normal spermle elde edilmiş gebeliklerle aynı olduğunu gösterdi. Tabii çok dikkatler çekildi. Bütün yeniliklere karşı bir direnç var. Hala bu adama direnç var. Avrupa'da direnç gösteriyor. Sonunda Amerika'da bu adamın yayınları kabul edildi. İşte biz de beraber grup olarak gittik, çalıştık. Bu Dünya Tüp Bebek Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir. Hasbelkader ben de o gruptayım. Ben de yönetim kurulu üyelerinden birisiydim. Ve Tanaka bize kucaklarını açtı. Bize hastanesinde öğretti, gösterdi, geldik. İşte hocalarımızla beraber başladık. Epey gebelikler elde ettik ve de sağlıklı gebelikler oldu. Ben embriyologlarımıza hepsine teşekkür ediyorum huzurlarınızda, ürolog arkadaşlarımıza. Ve bunlarla çok sağlıklı gebelikler, ama kendisi de söyledi. Dedi ki bakın 3 tane yolunuz var. Ya evlatlık alacaksınız, ya sperm bankasından başka sperm, ki ülkemizde kesinlikle bu yasak. Biz de karşıyız zaten bu tip şeye. Üçüncüsü ROSI, Round Spermatit Injection, baş harfleri yuvarlak spermatit. Tabii dedi ki bakın başarı şansınız %5 ile 12, %7, %8'lerde, kabul ediyor musunuz? Hepsi ettiler. Kim olsa etmez etti ve şu anda %0'dan gelinen sonuç burada. Aşağı yukarı biz de o rakamları yakaladık ama hala söylüyorum inovatif yöntem, çok şeylere ihtiyacımız var. Ama şu anda %0 olan bir insanın şansını buralara getirmek
Bilmiyorum, hocamın da fikrini alalım. En kesinlikle çok uğraşanlardan hocam, birisi de o. Hocam, bu dediğiniz gibi 93 yılında bu mikro enjeksiyon, yani testis sperminin kullanılması çıkmadan önce çiftlerin büyük kısmı üzülerek ağlayarak gidiyordu. Bir günde bu yöntem çıktığı evet. zaman bunların arasında en azından üçte biri bir anda. Bir ay sonra yüzleri gülmeye başladı. Brosi için de sıfır olan bir şansa bir gün sonra dendi ki %8 şansınız var. Yani az bir şey değildir. Bu bardağın boş mu dolu mu olduğuna evet. bakmaya benzer. Sıfırdan %8, %10'luk bir şans elde edilmesi bence de çok büyük bir kazanç azoospermik olgular için. Evet. Hocam yine seyirci sorularımız var. Araya yine sokmak istiyorum onları. Merhaba, ben iki kez mikrotese ameliyatı oldum. Kaan hocama soruyorum ama kuyruklu sperm bulunamadı. Tekrar Rossi yöntemi olabilir miyim? Evet, gayet uygun bir adaydır. Hiç tekrar olabilirsiniz söyleyeyim. Efendim. Zaten bu adayların %100'e yakını evet. daha öncesinden iki kez, üç kez sperm çıkmayan, olası spermatit bulunup da başarılı olunamayan evet. veya bu 47 kromozomlu dediğimiz Klinefelter olguları değil mi hocam? Evet. Yani belki hocam bir ön genetik incelemeden geçerek çok tekrar. Büyük engel taşıyacak problem var mı? Bakmakta anladım. Fayda var. Diğer soruma geçiyorum. Hocam merhabalar. Benim eşim azoospermi doğuştan tek kanal oluşmamış. Diğer kanal da çok inceymiş. İnce olan kanalı ameliyat ile sıvı verildi açılması için. Fakat yine sonuç alamadık. Herhangi bir öneriniz var mıdır? Kıbrıs'tan iyi yayınlar dilerim. Eşim obstrüktif azoospermi. Lütfen bana sorumu yanıtlar mısınız demiş Kıbrıslı evet. izleyicimiz. Bu muhtemelen bilateral vazogenez ya da kistik fibrozis mutasyon dediğimiz genetik bir olguya benziyor. Evet. Genellikle tek tarafta kanal olmaz. Hatta bu olguların bir böbreğinde de problem olabilir. Hı hı. Tek tedavisi testislerden alınacak spermlerle tüp bebek en uygunudur. O kanalı açma işlemi belki teorik olarak gayet kolay görülür ama o her zaman sonuç alınan bir şey değil. İğneyle gelebilir değil mi? Tesayla. İğneyle gelebilir, kesmeye de gerek yok. Direkt olarak aspirasyonla da testislerden evet. almak mümkün. Direkt TSE'yle alınabilir. Yine Kaan hocama bir soru soracağım. Benim sorum Kaan hocama olacak. İdrar tutma alışkanlığı edinip mesanemi büyüttüm. İdrara sıkışık haliyle 1,5 litreye yakın yapılan test sonuçlarında ortaya çıktı. Sistit nöbetleri geçiriyorum. İlaçlar dışında hocamın bana önerisi olabilir mi? Bunu başka bir programda tartışsak tamam. bu evet, konumuzla çok ilgili değil bu. Evet. Ben tekrar sorularıma geçeceğim. Son zamanlar TSE'ye geçmeden önce azoospermik erkeklerde bir takım genetik testler uygulanıyor. Onların kliniğe uyumu nasıldır? Gelecekte bunlarla ilgili neler bekliyoruz? Rossi tekniğinin çıkmasıyla tabii bir takım yeni uygulamalar da gündeme gelmeye başladı. Evet. Çok araştırmalarımız var bu konuda yaptığımız. O nedenle araştırma bazında yaptığımız bir takım genetik testler var. Bunların sonuçları biriktikçe zannederim hasta seçimi konusunda ve de Rossi sonuçlarını iyileştirmede faydası olacaktır. Ama temel olarak yapılan kanda kromozom analizleri ve AZF delesyonları olup olmadığını araştırmak. Çünkü Rossi'de de bunlar için bir yol açılmış oldu. Hı hı. Belki çok uygun vakalar olursa bunlardan da sonuç alabileceğiz. Denediğimiz vakalarımız var. Hatta Klinefelterli olgularda bir ikiz gebelik vardı hocam yanılmıyorsam. Doğdular da. O nedenle bir ön genetik incelemeden geçtikten sonra bu olgular Rossi tekniği için uygun olabilir. Sağlıklı doğdular. Onların belki. Genetiklerini de yaptık. Hı hı. Ben müsaade ederseniz tabii. Kaan Hoca'ya bir ilave yapmak istiyorum. Hı hı. Çok ilginç. 1990'lı yıllarda böyle tüp bebek yapılıyor falan işte benim de Gülhane yıllarım oralarda böyle 95'te kurduk ama bütün yenilikleri takip ediyoruz hazırlık falan. Spermatoloji diye bir bilim dalı vardı. Evet. Spermatoloji. Hı hı. İnanır mısınız bir toplantıya girdim ben. Hı hı. 1,5 saatlik bir panelden bütün bilgilerim karma karıştı, kafam karıştı böyle çıktım. Bunun altından gelme şansımız yok dedim bizim. Çünkü tüp bebek yapıyoruz. Tüp evet. bebekte yumurtayı alıp spermi bırakıyorduk. Hı hı. O giriyor, girmiyor bilmiyoruz. Bazen giremiyor. Hiç döllenme olmuyordu. Ve işte buna kuyruğuna bakın, şunu yapın, bunu yapın. 50 tane test yaptılar falan. Herkes karışıktı. 93 veya 94'te Palermo diye bir hı hı. İtalyan çocuk. Benim arkadaşımız tabii şimdi. Startagem'de Belçika'da bunun hocası. Onun yanına çağırdı. Spermle çalışıyor. Bunu zona dediğimiz onun altına koymaya çalışıyorlar. Hı hı. Bunlarda da bir %5'lik geçemiyor ya sperm. Evet. Bu adam yanlışlıkla bu spermi sitoplazmasına yumurtanın koydu, bıraktı. Bu Fleming'in pensilini gibi. Ama baktı ertesi gün döllenme var. İnanmadı. Bir daha
küt diye embriyo yaptılar. İlk bebeği 95'te mi 94'te mi yayınladılar? X'i. Intracytoplasmic sperm injection. Mikro enjeksiyon bu. Evet. İnanır mısınız? Spermatoloji diye bir bilim dalı kalmadı. Bitti. Her şey demin Kaan Hoca'nın dediği gibi. Rossi'den sonra kavramlarımız değişti. Hı hı. Yok spermin hareketi azmış, yok boynunu bilmem neymiş. Şimdi koydun, bütün iş içeriye girmek. Evet. Biz bunu içeriye soktuktan sonra bu problem çözüldü. Hı hı. Ha, içeride başka problemleri hala çözmüş değiliz ama. Ya aynen bunun gibi Rossi yöntemi de, X'i gibi. Hocam, aynen. Çok inovatif, aynen. Yani yeni bir keşif bu. Gelişecek dünyanın her yerinde, bakın bir sene iki sene sonra bu başarıları biz belki %20 %30'larda konuşuyor İnşallah. Olacağız. Hocam sizin Doktor Tanaka ile olan çalışmalarınız devam ediyor mu? Geçen iki hafta önce, üç hafta önce bir Zoom meeting yaptık birlikte. Hı-hı. Laboratuvarlarımızı karşılıklı tamam. olarak koyduk ortaya. Bir takım yeni şeyler var. İşte platin elektrottan çelik elektrota geçildi. Protokol değişiklikleri yaptık. Hı-hı. Bir de en önemli şeylerden birisi bu Rossi ile elde edilen embriyolara genetik protokolü yaptık. O da şu, NGS dediğimiz yöntemle genetik yapıyorduk trofektoderm ama her yuvarlak o bizim spermatit diye bildiğimiz belki o demin gösterdiğim ikinci, üçüncü basamağı olabilir. Evet. 46 kromozom olabilir. Bunu NGS dediğimiz bu genetik yakalayamıyor. İşte bunlara anne babadan da kan alarak NGS ile birleştirdiğimiz zaman bu embriyonun içindeki genetiğin anneden babadan eşit olduğu görülürse artı kromozomu da normal olursa gebelik şansı normal gebeliğe çok yaklaşacak. Hmm. Belki bu oran düşük şu anda %5'inde 8'inde bu şeye ulaşıyoruz. Nitekim bir tanesi de gebe kaldı. Yani bu hiç beklemediğimiz bir şekilde. Hı hı. Yani bu zannediyorum gelecekte değil mi? Kesinlikle hocam. Çok, çok kullanacağımız, çok, rutine çok. Binecek bir yöntem olacak. Yani şimdi bu protokolle birlikte çalışacağız onunla. Hocam rahim inceliği tüp bebek uygulamalarına nasıl etkiliyor? Çok çok olumsuz etkiliyor. Eğer 7 milimetrenin altında bir rahim kalınlığı varsa maalesef bir şey yapamıyoruz. İşte bunlara histereskop yapıyoruz, yüksek doz östrojen veriyoruz, aspirin veriyoruz. Bu erkeklerin ereksiyon problemindeki ilaçları veriyoruz. Bize hanımlar bu nedir başımıza gelenler diyorlar. Tabii o damar genişliği yaptığı için orada bu da mı başımıza gelecekti falan. Başımıza gelecekti. Bayağı 100 miligram günde veriyoruz. Etkisi daha. Oluyor değil mi hocam? Evet yani, çok bayağı o kanlandırmayı artırdığı kadar. İçin. Evet 100 miligram verdiğimiz oluyor yani. Ondan sonra işte bir de bu şey var pardon granulocyte stimulating factor var onu veriyoruz. En son kök hücre maalesef birkaç kök hücre çalışması da yapıldı ama sonuçlar çok yüz güldürücü değil. En son rahim nakli o da daha çok gelişmekte olan bir yöntem. Şimdi bir WhatsApp sorusu daha okuyacağım hocam ama bunun cevabını reklamlardan sonra alacağım. Hocam eşim 35 yaşında bir aşılama yaptırdık. İkiz gebelik oldu. Bu hafta 8 haftalık iken birer hafta arayla düşük oldu. Daha sonra AMH 0.6 olduğu için tüp bebek denedik. Tüp bebek yaptırdık. Sonuç negatif oldu. Tekrar yaptırmak için kliniğe gittiğimizde eşimde dermoid kist çıktı. Ameliyat dediler. Ne yapmamız gerekiyor ameliyat. Dediler. Şimdi efendim küçük bir reklam aramız olacak. Daha sonrasında yine WhatsApp sorularınıza devam edin. Hocalarımıza sormaya devam edeceğim. Hocam reklamlardan önceki sorumuza cevap verirseniz. Evet hemen kısaca zamanı kullanmak adına Sunay Hanım. Şöyle o arkadaşımızın hanımının yaşını bilmiyorum ama düşüklerin dermoid kisti alakası yok. Dermoid kist yumurtalığının bir tarafındadır. Ameliyat olmasını önermem 5 santimin altındaysa evet. falan. Hemen tüp bebek yapılsın. Tüp bebek de genetikli tüp bebek yapılsın. Evet. Yani. Evet efendim genetikli tüp bebek öneriyor hocamız bize. Hocam son olarak ben size embriyo genetiğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz sormak efendim, istiyorum. Efendim şimdi biz bu embriyoları yerleştiriyoruz ama gebelik evet. olmuyor. Niye olmuyor sorusuna 30 senedir cevap aranıyor. İşte önce Handicide başladı İngiltere'de sonra Amerikalılar başladı. Avrupa biraz karşı çıktı. Önce 3. gün biyopsisi yapıyorduk. Blastomer dediğimiz yapıdan alıyorduk. Sonra 5. güne geldik. Hı hı. Şimdi 5. güne geliyoruz. 5. günde
arkadaşlar gösterirse göstersinler. Bebeğin, embriyonun eşinin gelişeceği trofektoderm diye bir tabaka var. Onun Türkçesi yok. Seyirciler kusura bakmasın. Oradan 3-4 tane lazerle parça koparıp kalan sağlıklı kısmı donduruyoruz. Evet. Bunları gönderiyoruz. NGS dediğimiz son metot 23 çift kromozomu bize analiz ediyor. Hı hı. Ama onun da eksikleri var. Kimlere yapmalı? 40 yaş üstü kadınlar. İleri derecede sperm bozukluğu hastalar, geçmişinde genetik problemli olan hastalar, mükerrer düşüklüler. Hı hı. Bir de üst üste iki defa çok kaliteli embriyo vermemize rağmen gebe kalamayanlar. Bu 5 gruba mutlak yapılmalı. Bir de Rossi grubuna tabii. Evet. Fingerprinting ile birleştirerek hocam, yapılmalı. Hocam süremiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim artık bizler için veda zamanı. Profesör Doktor Recai Pabuççu ve Profesör Doktor Kaan Aydoz bizlerle beraberdi. Verdikli değerli bilgiler için hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bu saatlerde tekrar ekran başında olacağız. Sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim. Hoşça kalın.